Evet arkadaşlar, güneş enerjisine bağlı sondajımızı dün attık, bugün çalıştırmak nasip oldu. Kuyumuz 44 metreydi normalde, 35-40 metreye falan motoru indireceğiz diye hayal ettik ama depremden sonra bir tıkanma olmuş. 25 metreye ancak salabildik motorumuzu. 72 watt DC dalgıç pompa indirdik. 2 adet 560 wattlık güneş paneli kurduk. Burada sürücüsü var. Bu sürücü sayesinde belirli bir dengede tutuyor akımı. Motoru koruyor. Kuyuda su biterse şayet otomatik olarak kapanıyor. Motorun yanmasını engelliyor. Panelleri firma Galvaniz konstrüksiyon üzerine kurdu. Çok da güzel oldular. Yani çoğu yerde görüyorum bunlar normal düz metalden yapılıyor. Ayaklar yaklaşık 60 santim kadar çakıldı. Paslanmaz galvanizle çok güzel teraziye aldılar arkadaşlar. Yine motordan dalgıç pompadan burada inverter'a gelen kabloyu böyle bir izolasyon borusunun içerisine aldılar. Bu da güzel. Bunların hiçbirini ben söylemedim arkadaşlar. Mesela bu şeyi galvanizacı firma tamamen kendisi güzelce kurdu. Şu mesela bana göre güzel bir incelik. Boruyu çünkü toprağın altına gömdüğümüz zaman hasar alabiliyor. Koruması için şunu çektiler. Suyumuz yaklaşık 2 saattir akıyor. Temizlenmesini bekliyoruz. Benim aklımda en fazla soru işareti suyun basıncıyla alakalıydı. DC motorlarda basınç düşük olur mu acaba diye korkuyorum. Çünkü spring kurduğum zaman spring çalıştırmamasından korkuyorum ama şöyle basıncı da göstereyim size bir fikir olsun. Gayet de yüksek basınç var. Suyumuz yaklaşık bu boru 32'lik boru yaklaşık 1,5 saattir akıyor. Basıncında herhangi bir düşme olmadı. Kuyu tabanında biraz çekiyorlar ama anladığım kadarıyla bizim işimizi görecek. Buradan kurulumu yapan bağımsız enerjiye Mustafa Tezcan Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten her şeyiyle çok güzel ilgilendiler. Buradan kendilerine selam olsun.